Merhaba canlarım, bugün sizlere müthiş bir kahvaltı sunacağım. Hemen bir kase unum burada, bir su bardağı kadar un arkadaşlar. Ve bir tane havucum var. Sadece havuç ve un bile yeterli arkadaşlar. Ben maydanozu renk katsın diye bir de maydanoz koyacağım. Dileyen koymayabilir. Şimdi sizlere hemen bu besleyici bir kahvaltıyı, gerçekten sofralarımızı, masalarımızı süsleyecek bu kahvaltıyı hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. İnanılmaz pratik ve lezzetli bir tarif. Hemen ekmek bıçağımla yine havucumu soyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben soyuyorum. Bu şekilde soyduktan sonra tabii ki de rendeleyeceğiz. Evet, böyle malzemeler sadece bu gördüğünüz kadarıyla. Sadece bir bardak, su bardağı un, yani bir tane havuç yeterli. Hemen rendemi alayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde rendeleyeceğim. Siz de rendenin bu tarafından rendeleyin arkadaşlar. Buradan rendeleyince daha güzel oluyor. Dileyen küçük küçük de rendeleyebilir. İstediğiniz taraftan rendeleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum sürekli. Her zaman bu şekilde yaptığım için yine elimin ayarı kadar öğrenmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, böyle rendeleyeceğim. Gördünüz. Havucumu rendeledim. Hemen sizlere göstereyim. Bu kadar çıktı. Çok az ayırdım. Üste doğru şöyle 3-4 dilim kadar, 5 dilim kadar hatta ayırdım havucumun birazını. Evet. Şimdi gelişi güzel maydanozumu üstüne doğruyorum arkadaşlar. Dileyen dereotu da koyabilir. İstediğiniz yeşilliği katabilirsiniz içine. Ya da dediğim gibi sadece havuç da olabilir arkadaşlar. Evet, maydanozumu doğradım ve bir çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar ve karıştırıyorum. Görüyor musunuz? İki tane rengin birleşmesi ve un. Bir su bardağı kadar unumu da koyup güzelcene karıştıracağım. Hepsini bu şekilde, siz de bu şekilde yapın. Güzelcene unumu katıyorum arkadaşlar. Hafta sonları bu kahvaltı, özellikle hafta sonları çok güzel oluyor arkadaşlar. Biraz geç kalktığımız için, geç kahvaltı yaptığımız için hafta sonları daha güzel oluyor. Arkadaşlar, suyu görüyor musunuz? Bir su bardağı kadar unun içine gerçekten bir çay bardağı kadar su yeterli. Siz yine kıvamını kendinize, el ayarınıza göre düzeltebilirsiniz. Bu şekilde, yani kaşıkla alıp dökebileceğimiz şekilde kıvama getirdim. Bu biberleri görüyorsunuz. Şöyle patateslerimi, havucumu şöyle ve sucuğumu hazırladım. Onların hepsini tek tek kızartacağız arkadaşlar. Hemen yağ koydum. Şöyle bir çorba kaşığı kadar sıvı yağ yeterli arkadaşlar. Hemen kaşığımla, kaşık dökmesi gibi oluyor biliyor musunuz arkadaşlar bir yandan da, ama çok güzel oluyor. Şöyle birer kaşık, birer çorba kaşığı kadar alıp tavama bu şekilde sıralıyorum. Bu şekilde kızartacağım. 1 dakika kadar benimkisiler kızardı. Benimkiler 1 dakika boyunca yüzeyleri kızardı. Evet, bu şekilde arkadaşlar yerleştirmeye devam ediyorum. Ve son, evet, son malzememi de koydum. Şimdi kızarıyor arkadaşlar. Hemen çevirelim. 1 dakikam doldu. Hemen çeviriyorum. 1 dakika dolunca arkadaşlar hemen çevireceğiz bu şekilde. Bu arada ben böyle tarifler yaparken etrafı çok dağıtıyorum. Daha sonra tabii ki temizlemeyle uğraşıyorum. Biraz dağınık çalışıyorum ama uğraşmayı seviyorum daha sonrasında. Toplamayı seviyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. 1 dakika kadar kızarttım. Hemen çevirdim. Tekrardan bu yüzeyini çevireceğim arkadaşlar. Yani bir daha çeviririm artık. Nar gibi kızarana kadar kızartacağım her iki yüzeyini. Size de tavsiyem o şekil yapın. Hem içi pişiyor hem de dışı pişiyor. Kıtır kıtır oluyor. Şöyle bir şey. İçi yumuşacık, dışı kıtır kıtır oluyor.
Evet, çok lezzetli bir tarif diyebilirim. Bakın nar gibi kızarmış. Artık oranın kızarması yeterli olacaktır. Evet. Şimdi ilk çevirdiğim tarafları da bu şekilde yapıp nar gibi kızartacağım arkadaşlar. Sadece 5-6 dakikada hazırlanan bir tarif oldu arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Evet, hemen tabaklarımı alayım. Gerçekten enfes bir lezzet, nefis bir görüntü. Sizlere özel bir kahvaltı tarifi oldu. Evet, bu şekilde. Bir de besleyici arkadaşlar. Hani kahvaltı etmeye şey yapıyoruz ya. Bunu yapıp yedikten sonra diyorsunuz ki, aa diyorsunuz, bu da çok güzelmiş. Evet, patateslerimiz de kızarıyor gördüğünüz gibi. Hemen patateslerimi tabağıma alacağım. Evet, bu şekilde kızarttım. Bugün minik minik dilimlere böldüm. Bu şekilde. Küçük tavamı kullandım. Evet. Patateslerimin hepsini kızarttım arkadaşlar. Şimdi sırada havuçlarım var, sucuğum var. Biberleri aralarına koyardım ama tatlı olmadıkları için koyamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir tek acı ben seviyorum. Diğerlerine acı katılmasın istiyorum. Evet, bu şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Sucukları çok yakmayı sevmiyorum açıkçası. Hemen aldım onları. Havuçları kızartıyorum. Onlar da nar gibi kızarıyor arkadaşlar. Onları da tabağıma alacağım. Evet, bu şekilde. Biberlerimi başka bir tavaya aldım. Çok az yağ koyup kapağını kapatacağım. Bu biberler çok acı arkadaşlar, söyleyeyim. İnanılmaz bir acı. Ama ben çok seviyorum. Her yemeğin, her öğünün yanına koymayı seviyorum ben böyle acı biberi. Hemen kızartıyoruz bu şekilde. Dediğim gibi tatlı olsaydı hepsi bir arada kızarmıştı şimdi. Pratik olmuştu ama acı olduğu için. Evet arkadaşlar, kızarmaya başlıyor şimdi. Bir de cos 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 sesleri geliyor ya, o çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Birazdan sesi çıkmaya başlar. Evet, biberlerimiz de bu şekilde kızarmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi sesini de duyuyorsunuzdur eminim. Biber kızartırken kapağını kapatıyorum arkadaşlar artık. Savunma yapıyorum kendime. Hemen kapağını kaldırıyorum. Kenardan şöyle bir sıçrıyor. Çünkü arkadaşlar altını kıstım. Bu şey, harareti bitti. Altını çok az kıstım. Yüksek ateşte yapıyordum çünkü. Evet, gördüğünüz gibi kızardılar. Evet, biberler de. Şekil olarak, renk olarak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar bu biberler. Hızlı hızlı konuştum. Evet, domateslerimi görmediniz. Ben çekemedim sizlere. Domates yetiştirdim arkadaşlar yazı. Yazın değil, sonbahara doğru ektim. Sonbahara doğru ektim arkadaşlar. Öyle çürük bir domatesim vardı. Saksının içine attım, üstüne toprak attım. Bakın nasıl olmuş. Neredeyse 1 kilodan fazla domates çıkmıştı arkadaşlar. Bunlar da bugün olmuştu. Dedim ki arkadaşlarıma çekeyim bunları da. Kırmızı kırmızı ne kadar güzel olmuşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Bugün üçüncüyü de koparayım hemen. 3 tane var. Geçen 4 taneydi. Çekme fırsatım olmadı. Bugün dedim domateslerimi de çekeyim. Son mahsullerimi. Kışın da yetiştirmeye çalışayım mı? Bakayım çıkar mı? Çıkmaz gerçi ama. Bakın ufak ufaklar. Şuradan göstereyim size. Kamerayı tuttuğum kadar görüyor musunuz? Daha bunlar da kızaracak. Bu arada kuşlar, yabaniler var ya, saksıları dağıtmışlar gene. Yabani güvercinler var, hep dağıtmış. Bakın ne kadar güzel küçük küçükler. Her yer mahvolmuş, çamur olmuş her yer. Şimdi oraları kahvaltıdan sonra artık yıkayacağım. Evet, organik domateslerimizi de koyduk. Şunlar pazardan alınan domatesler ama şurada 3 tanesi tabii ki de organik olanlardı arkadaşlar, gördünüz. Evet canlarım, hemen devam edeyim. Şöyle masamı gördünüz mü? Ne kadar renkli oldu bu masa. Turuncular, kırmızılar, yeşiller. Evet, kızarmışlar. Çayımızı da aldık yanımıza. Şöyle göstereyim. Bugünkü özel tarifim buydu.
Evet, bir taneyi birazdan alayım size. Hemen test edelim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Nefes bir lezzet. Hemen sizlere keseyim şöyle. Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel bir rengi var değil mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.